Herkese merhabalar. Bu hafta sonu pazar günü Turkcell Süper Lig'de Antalya Spor Denizli Spor'u konuk edecek. Hatırlayacak olursak geçtiğimiz hafta Antalya Spor içeride kendi sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 3-1 kaybetti. 1-0 geriye düşüp sonra 1-1 beraberliği yakaladı ama daha sonra 2 golüne engel olamadı belediyenin ve sahadan 3-1 yenik ayrıldı ve aslında yavaş yavaş tehlikeli bölgeye inmeye başladı. Son 5 maçta galibiyetleri yok. Hani biraz sirenler Antalya Spor için çalmaya başladı. Mehmet Özdilek de bu kötü gidişatı durdurmak adına bu karşılaşmadan mutlaka ve mutlaka 3 puan çıkarmak istediklerini belirtmişti hafta içi yapılan röportajda. Denizli Spor geçtiğimiz hafta Eskişehir'i 1-0 çok zor da olsa Bulgar forvet Emil Angelov'un 89. dakikadaki golüyle zar zor 1-0 geçti ve lige tutunmayı başardı. Bence bu maçı alamasalardı çok fazla şansları kalmayacaktı yukarıdaki Diyarbakır veya Sivas'a yetişebilmek adına. Bunu başardılar. 3 puanı aldılar ve çok önemli bir deplasman için şimdi Antalya'ya gidiyorlar. Taraf bahsiyle ilgili ben çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Çünkü Denizlispor moralli. Geçtiğimiz hafta 1-0 kazandılar. Bunu bir seri haline getirmek için, galibiyet için sahaya çıkacaklardır. Antalya Spor'da dediğim gibi kötü gidişe dur demek için bu karşılaşmadan mutlaka 3 puan parolasıyla başlayacaktır. Hani iki tarafın da kazanması veya beraberlik beni çok fazla şaşırtmayacaktır. Onun için taraf bahsinden çekiniyorum. Herhangi bir tarafın 1-0 veya 0-2 çifte şansına baktığımızda da oranlar çok düşük olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu nedenle toplam gol sayısı 2-3 gol olabileceği bahsi bence oldukça mantıklı. Çünkü iki takım da gol düşünecektir ama bir yandan da savunmayı sağlam tutmaya çalışacaklardır. Hani karşılaşmanın 1-1 bitmesi veya iki takımdan birinin karşılaşmayı 2-1 kazanması bence oldukça olası. Bu nedenle toplam gol sayısı 2-3 olarak mantıklı bir bahis yapılabilir. Baba Torik.